Şişçi sorunu. Kooperatif kanadındaki yönetici arkadaşlarımız bunu boykot edemez. Bireysel bazda yaptığımız konuşmalar, sıkıntılarımızı anlatmalarımız herhangi bir çözüm üretmiyor. Dolayısıyla buraya gelecek olan, burada konuşmacı olarak sorunlarımızı dinlemeye gelen insanlara kışlada kurmuş olduğumuz bir komite kanalıyla sorunlarımızı aktardık. Onlar da bize bu sorunları nasıl çözebileceklerine dair sonuçlar ortaya koyacaklar. Dolayısıyla burada yapılan bu etkinlik buradaki taşıyıcılar için ortaya konmuştur. Taşıyıcılar kooperatifine sesleniyorum buradan. Arabacınızı buradan çekmeyin. Burada lojistik güçler altında ezim ezim eziliyorsunuz. O zaman gelin derdinizi burada anlatın. Toplanın burada. Toplanın, ne kadar güçlü olalım ki bunlar ne kadar güçlü deyip bizi dinleme imkanı bulsunlar, ciddiye alsınlar. Kooperatif yönetimine de sesleniyorum. Kamyoncunuzu gönderin buraya. Kenara çekilmekle, kıyıda oturmakla ekmek mücadelesi yapılmaz. Aktarıcı olan insanlara karşı duyarsız hareket etmek, hiç kimse buradan bize oy istemek, destek istemek için gelmedi. Lojistik güçler karşısındaki gücü bu kadarsa o zaman biz ölmüşüz kardeşim. Bizim derdimiz, sorunlarımız büyük. İşte size fırsat. Biz hepimiz esnaf ve şoförler cemiyetine kayıtlıyız. Ereğli'deki bütün siyasi parti yöneticileri burada olmalıydı. Bunu bu kadar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Yoksa bizi burada leblebi gibi, yedikleri gibi bundan sonra da çiğnerler. Bizler sorumlu olan insanlarız, esnaflarız. Kendimize çare arıyoruz, yol arıyoruz. Büyük arıyoruz. Kim ki bizleri destekler, bizlere yardımcı olur bu konularda. Biz de onlarla beraber hareket etmek istiyoruz. Sorunlarımızı bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Bundan kaçmak değil, üstüne gitmeye çalışıyoruz. Demin Atalay abimizin bahsettiği gibi sorunlara daha çok hakim olan insan durumu size en iyi şekilde izah etti. Bunları, bilinen şeyleri biz bir türlü dile getirip ifade edemiyoruz. Bugün itibariyle bunu dile getirmeye çalıştık. Herkesten bu konuda yardım bekliyoruz. Herkesin çoluk çocuğu var. Herkesin kendine göre bir sorumluluğu var. Kamyoncu arkadaş esnafından kötü hale geldi. Dostumla kötü hale geldi. Ne yapacağını şaşırır hale geldi. Kurum göremedi, kuruluş göremedi. Şu anda bulunan bütün buradaki insanlara ayrıca kendim şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Sayın arkadaşlarım, sizlerin yanında her zaman sanki kendimi bir sorumlu bir insan, zaten sorumluyum. Sizlerin sorunlarını dinlemek için her zaman yanınızdayım. Gerekenleri de yapmak zorundayım. Yapacağım da. Fakat biraz daha duyarlı olmamız lazım bazı konulara. Bizler burada sorunlarımız nedir? Kamyoncu sorunudur, yük sorunudur, tonaj sorunudur. Bunları zamandan beri dile getirmişizdir ve dile de getireceğiz. Birlik, beraberlik içinde bu bazı arkadaşlarımız gelemedi. Onların da mazeretleri var, kusura bakmasınlar, onlar da gelecekler bir dahaki toplantıya. Bakın, hakikaten ilk defa Muhammed arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu birlik, beraberliği yine bu başlangıcı yaptı, teşekkür ederiz. Bizim yapmamız lazım veya kooperatifin yapması lazımdı bu işleri. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Sizin sorununuz bizim sorunumuz. Hepimiz ticaret yapıyoruz. Belki yapmış olduğumuz işler birbirinden farklı ama hepimiz evimize ekmek parası getirmek için ticaret yapıyoruz. Sizlerin sorununuzu en iyi şekilde bilmek, öğrenmek için sizlerin yanında olmak istedik. Bu yara yıllardır kanayan bir yara. 3 günlük, 5 günlük bir mesele değil. 20 yıldır Ereğli ekonomisi geriye gidiyor. Maksadımız kimseyi eleştirmek değil. Gelmiş olduğumuz nokta bu. Bakın, burada en az 1000 kişi olması lazımdı. 600 tane kamyoncu esnafı var. Fakat buradaki sayı bunu yansıtmıyor. Belki bugün azız ama yarın çok daha fazla olacağız.
Biz burada sizin yanınıza gelip burada bir herhangi bir bu işten çıkar sağlamak, menfaat gözetmek için burada değil. Şahsım adına konuşuyorum. Sizlerin yanında olmak, sizlere destek vermek için buradayız. Çünkü bu sizin kanayan yaranızı çözmek bizim boynumuzun borcu. 30 yıllık siyasi hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kamyoncu esnafı düzgün, dürüst çalışmak istiyor. Engel kurumlar, kuruluşlar yani kantar. Vallahi ne diyeceğim bilmiyorum. Bunda söylenecek tek bir şey var. İlçe emniyet müdürümüze, kaymakamımıza, valimize bir an önce bu kantarın kurulmasını istiyoruz. Kamyoncu arkadaşlarımız evlerine ekmeklerini rahat rahat getirsinler. Kazaya sebebiyet vermesinler. Hiçbir kamyoncu arkadaşımızın bırak ölmesin trafik kazasından, burnunun kanamasını bile istemiyoruz. O günden bugüne gelen süreçte aynı dertler, aynı sıkıntılar devam ediyor. Demin konuşmacı arkadaşlarımla vurguladığı nokta, biz birlik olamadığımız için çeşitli kesimlere, çeşitli kurumlara takılıp gittiğimiz için bu tartışmalar bugüne kadar geldi. Çok iyi hatırlıyorum, kantar kurulsun diye mücadele etmiştik, kantar kuruldu. Sonra bu kantar kalksın diye mücadele ettik, kantar kalktı. Şimdi gene kantar meselesi var. Ben açıkçası biraz çelişkiliyim. Yani bu kantarı istiyoruz mu istemiyoruz mu? Veya biz o zaman şunu savunmuştuk. Ben o zaman da bir kurumun başıydım. Başkanlığını yapıyordum gene. Bu kantarın Düzce dışına kurulmasını arzu etmiştik. Getirdiler, hatta Davuz Zurna ile açıldığını unutmayın arkadaşlar o kantarı. Hepiniz şahitsiniz, siz de biliyorsunuz. Sonra ne oldu? Biz Ereğli'den Alatya'ya kamyonet dahi gönderemedik. Çek sağ, çek sağ, hep böyle eziyet oldu. Biz inşaat sektöründeki arkadaşlarımız gitmek istemediler. Küçük pikaplarda kamyonetçilik yapan arkadaşların borçları vardı, sıkıntıları vardı. Alatya'ya bir parça götüremediler. Ereğli Alatya ticaretini kestiler. Sonra kantar kalktı, bir rahatlama oldu. Şimdi gündeme geliyorum, şu kamyoncu arkadaşlarımız mağdur. 600-700 tane sert tüccarı nakliyecinin battığı bir memleketteyiz. Bunlar hep sistemli, planlı yapıldı. Uzun uzun tartışırız. Şuradaki platformu hazırlayan arkadaşlara da ben ayrıca teşekkür ediyorum. 3 kişi olmuş, 5 kişi olmuş önemli değil. Önemli olan yola çıkmaktır. Bunun arkası gelir. Her siyasi partinin kendine göre bir davası vardır. Ama kamyoncuların davası da nakliyecilerin kendi ekmek paralarıdır. Ama bir bakıyorum şu anda misafir olarak gelen bir sürü arkadaş var ama çok kamyoncu arkadaşlar kaldı. Buraya zahmet buyurmadılar, gelmediler. Ama inşallah arkadaşlar güzel bir oluşum yaptılar. Bu birincisi oldu. İkinci, tüm nakliyeci arkadaşlar, kamyoncu arkadaşlar katılacağını düşünüyorum. Korkmasınlar. Korkmasınlar. Çünkü bu ekmek davasıdır. Davasına sahip çıkmayan bir insan yarın geleceğine de sahip çıkmaz. İnşallah ikinci bir toplantıda tüm kamyoncu arkadaşlarını buraya davet ediyoruz. Biz de yanlarında olacağız. Kış da değer kaybetti müddetçe bizler de ufalıyoruz. Bizler de burada bugün bulunmamızın sebebi kışta da ekonominin büyümesini istiyoruz. Ekonominin büyümesi için de ne yapmamız lazım? Birlik, beraberlik olmamız lazım. Birlik, beraberlik nasıl olur? İşte buradaki topluluklar olur. Yalnız burada alınacak olan karar neticesinde birlik olun, dik olalım. Biz sizin sonuna kadar yanınızdayız. Biz de siyasi parti olarak bu konuda üzerimize ne düşen varsa taşın altına elimizi değip bütün bedenimizi koymak suretiyle destek olacağız. Allah ve yardımcımız olsun. Biz bu kentte bir şeyi başaramadık. Başaramadığımız tek şey şu: ekmeği paylaşmayı başaramadık. Hep birileri daha fazla ekmek aldı, bize dilim kaldı. Biz diyoruz ki buradaki farklı düşüncelere sahip olan arkadaşlarla beraber hepimiz bir hedef peşindeyiz. Bu Ereğli'nin daha doğru, daha düzgün ve daha adaletli yönetilmesi ve burada yaşayanların ekmeğini paylaşabilmesi ve eşit oranda paylaşabilmesi için burada toplandık. Şimdi yollarda görüyoruz zaten mazotun litresi kaça? İstihap haddi aşılmak zorunda, yoksa kamyoncu para kazanamıyor. Eğer yakalanırsa ehliyeti gidiyor, aracı gidiyor, parası gidiyor. Yani kısacası biz buraya bağ yemek için geliyoruz. Bağcıyı dövmek için değil. Hep beraber olursak eşit bir şekilde yaşarız, eşit bir şekilde ekmeğimizi paylaşmış oluruz. Bunun için, eşitlik için, hak için, adalet için, hukuk için her zaman yanınızdayız. Sadece burada taşıyıcının sorunu yok, kamyoncunun sorunu yok arkadaşlar. Bir şeyi çok önemli, bunu defalarca söyledim.
kışlada eğer kamyoncuyla taşıyıcı, lojistik, nakliyeci birbirine entegre etmezsek asla başarılı olamayız. Yani bir taraf topal kalır. Net bir daha söylüyorum. Kesinlikle inşallah süre zaman yanaştı. Nakliyeciler birliği de oluşacaksa oluşacak. Taşıyıcılar birliği de oluşacaksa var, oluşacak. Daha kapsamlı bunun siyasi ayağı, bunun bürokrasi ayağı, bunun STK'ları hepsi oluştuğu takdirde burada başarı gelecektir. Gel kardeşim.